Akşamına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle olmak, tekrar buluşmak çok güzel. Artık herkes birbirini arıyor hale geldi. Dokuzuncusunu düzenliyoruz. Ve gün geçtikçe de sayımız artıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Farklı farklı masalarda bazen yerleşim düzenleri yapmak zorunda kalıyoruz. Affınıza sığınıyoruz sayıları denkleştirmek adına. Ne olur kusurlarımızı görmeyin, bizi affedin. Güzel bir akşam olması dileğiyle ben vakıf başkanımız Sayın Şefik Yılmaz Dizdar'ı açılış konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Nereye gitsem gözüme ışık geliyor da biraz yer aradım kendime. Sevgili hemşehrilerim, Nurfer Hanım'ın açılışta belirttiği gibi 9. toplantımıza, sıra gecemize hoş geldiniz. Sıra gecesi diyorum, eşlerle, çocuklarla, dostlarla birlikteyiz. Sıra gecelerini eskiden erkekler ayrı, bayanlar ayrı yapardı, hepiniz biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda örf adetlerde de böyle değişiklikler oluyor. Bu başka cemiyetlerde de var. Mesela ben uzun zamandan beri Rotary kulüp üyesi idim. Rotary'de de ocakbaşı toplantıları vardı. Ocakbaşı toplantılarında önceleri sadece erkekler bir araya gelir. Hanımlar erkeklerin yanına girmeden hizmet ederdi. Bu uluslararası bir kuruluş olmasına rağmen maalesef böyleydi. Ama daha sonraları o da bir aşama kaydetti. Eşlerle birlikte ocakbaşı toplantıları yapıldı. Şimdi biz de gördüğünüz gibi hepimiz burada. Eşlerimizle, dostlarımızla bir aradayız. Bu da bir nevi sıra gecesi. Öyle telakki edelim. Ve ona göre İlerleyen zamanlarda sizlerin de önerilerinizle başka etkinlikler yapmak gereği duyulabilir. Mesela bir kardeşim Mustafa Şehirli sıra gecelerinde yüzük oynanırdı. Burada da oynayabiliriz diyor. Bunu organize edebiliriz. Şimdi bu toplantılarımız o kadar aradır hale geldi ki Mehmet Sertel kardeşim ta Altınoluk'tan kalkmış buraya gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Biz işte bunu istiyoruz. Bu özlenen bir toplantı olsun. Hepimiz birbirimizi bu modern çağın gereği olarak unutmaya başlıyoruz. Hepimiz bir taraftayız. Ama böyle bir toplantıda, ayda bir yaptığımız bu toplantıda hiç değilse bu vesileyle bir araya gelelim. Birbirimizi görelim, sohbet edelim, anılarımızı tazeleyelim diye düşünüyoruz. Ben bu girişten sonra vakfımızın faaliyetleri hakkında bir miktar bilgi vermeyi arzu ediyorum.
esas faaliyet alanımız olan konuyu Safran Festivali yapacağız yakın bir tarihte. Onun konuda Nurfer kardeşim sizi bilgilendirecek. Biz Kazdağlı Meydanı'nda bir binayı restore ettiriyoruz. Hepinizin gördüğünüz gibi. Binamız bitmek üzere. İnşallah bu festival esnasında oranın açılışını da yapacağız. Çok maksatlı bir bina olacak ve şehrin en işlek yerinde birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize ev sahipliği yapmasını düşündüğümüz bir mekan olacak. Hepinizin oralara katılmanızı bekleriz. Safranbolu Aslanlar mevkiinde benim yaşımdan, hatta benden sonrakilerin de uzun zaman futbol ve diğer oyunları oynadığımız, 19 Mayıs şenliklerinde, bayramlarında oyunlar oynadığımız alanda şimdi gördüğünüz gibi bir Safranbolu kültür ve kültür sahayı inşaatı yapıyoruz. Bu rahmetli eşimin anısına böyle bir şey yapıyoruz. Mehmet Doğan kardeşim işin başında. Yakın gelecek sene Haziran ayı içerisinde inşallah faaliyete geçmiş olacak. Bizim buna benzer bir sürü faaliyetimiz var. Hepsini burada anlatarak vaktinizi işgal etmek istemiyorum. Nurfer kardeşim size Safran Festivali ile ilgili bilgiler verecek. Hepinize afiyet olsun diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Bir taraftan Sayın konuklarımız, yemeklerinizi lütfen soğutmayınız. Buyurun. Ben bir taraftan size bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Safranbolu biliyorsunuz ki, şimdi slide gösterimizde de görüyorsunuz. Her köşesini çok iyi bildiğiniz bir yer ama turizm olarak farklı destinasyonlar kazandırmak adına biz de vakıfça farklı organizasyonlar, etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bunlardan da en önemlisi bu sene içinde yapacağımız ikinci Safran Festival etkinliğimiz olacak. 19, 20, 21 Ekim tarihleri arasında ikinci Safran Festivali düzenliyoruz. Tabii ki hepiniz baş konuk olarak davetlisiniz. 19 Ekim Cuma günü başlayacak festivalimiz. Saat 14.30'da festival kortejiyle başlayacak. Baba Sultan Mahallesi Şehitlik Önü Naip Tarlası'ndan Kazdağlı Meydanı'nda bizim vakıfımızca yaptırılan safran çiçeği önüne kadar bir festival korteji oluşturacağız. Lütfen buna çoluk çocuk hep beraber katılalım. Güzel bir kortej oluşsun. Saat 15'te açılış konuşması, programın sunulması var. Vakıf Başkanımız Şefik Dizdar'ın konuşması olacak. Sonra safranlı macun dağıtımı yapılacak. Cinci Hoca, temsili Cinci Hoca tarafından safranlı macun dağıtımı yapılacak. Saat 15.30'da yine Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Kültür Sanat Evi açılışımız var. Çok önemli bir proje. İkinci vakıf evimiz olacak, sanat galerimiz olacak, fotoğraf, sanat, resim, müzik çalışmalarının yapıldığı, ilerleyen zamanlarda Tünel 1645 projemizin bütün bağlantılarının, lojistik anlamda her şeyin organize edileceği bir bina haline gelecek. Safranbolu, bir daha tekrarlamak istiyorum izninizle, Kültür Turizm Vakfı Şefik Dizdar Kültür Sanat Evi açılışı saat 15.30'da 19 Ekim Cuma. Programımız devam ediyor. Saat 16'da Sayın Zafer Çamlıca Yağlı Boya Resim Sergisi, Cemil Beller Fotoğraf Sergisi, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde. Saat 16.30'da yine çok değerli bir isim, Profesör Doktor Fehmi Mercanoğlu, Safran'ın kalp, sağlık ve kılcal damarlar üzerine etkisiyle ilgili çok önemli bir konferans verecek Cinci Hanım'da. Evet, ikinci günü etkinliğimiz
20 Ekim Cumartesi günü değerli konuklarımız, 20 Ekim Cumartesi günü saat 9.30'da Safran Parkuru dediğimiz Karabük Bisiklet Derneği Müzekent Motosiklet üyelerinin Misaki Milli Meydanı'nda buluşması ve hep beraber Safran Tarlası'na doğru hareketi olacak. Tabii ki katılmak isteyen, gerekli teçhizatı olan bütün katılımcılara açık, motosiklet ya da bisiklet kullanan, kaskı, alet işte gerekli teçhizata donanıma sahip herkese davet ediyoruz. 20 Ekim Cumartesi saat 9.30 Safran Parkurumuza. Saat 10.30'da Safran Hasadı için Safran Tarlası dediğimiz Yukarı Çiftlik Köyü Keten Mahallesi'ndeki yere gideceğiz. Saat 12.30'da safranla lokum üretimi ve sunumu olacak Latilokum Safran Tat Tesislerinde Çevik Köprü mevkiinde. Saat 13.30'da bu sene ilkini düzenleyeceğimiz, çok da önem verdiğimiz Safranlı Yeni Lezzetler Yemek Tatlı Yarışmamız olacak. Lütfen sizlerden katılım bekliyoruz. Bize yol gösterin, yardımcı olun. Safranlı Yeni Lezzetler Yemek Tatlı Yarışması, yer neresi? Tabii ki İmran Lokum Konak olacak. Burada Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nuray Türker'in konuşması olacak. Jürimiz yemekleri tadıp değerlendirecek. Sonra yemek yarışmasında dereceye girenlere çok güzel ödüllerimiz var. Ödülleri söylemiyorum, sürpriz olsun. Ve final, final gecesi 21 Ekim Pazar. 21 Ekim Pazar saat 17.30'da Safranbolu 2018 Safran Güzeli'ni seçiyor sayın konuklarımız. Bunu ilk defa düzenliyoruz. Daha önce biliyorsunuz İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce üzüm güzeli seçilirdi. Belki katılmışsınızdır o etkinliklere. Fakat asıl adını verdiği kent Safranbolu, Safran, Safran Güzeli'ni hiç seçmemişti. Bu sene biz vakıf olarak 2018 Safran Güzeli'ni seçiyoruz. Katılım şartları 18-24 yaş arasında, hiç evlenmemiş. Bütün herkes, bütün genç kızlarımız başvurabilir. 18-24 yaş arasında, tekrarlıyorum, evlenmemiş genç kızlarımız başvurabilir vakıfa. Yemek yarışması için de yine vakıfa başvurularınız başlamıştır. Yemek yarışması için de. Nerede olacak? 21 Ekim Pazar günü şu anda bizi çok güzel sunumlarıyla ağırlayan Hilton Garden Inn Otel'de olacak. Tüm otel çalışanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel lezzetleri bizlerle buluşturdukları için de teşekkür ediyoruz. 21 Ekim Pazar saat 17.30 Safran Güzeli Hilton Garden Inn Otel ve dereceye girenlerin açıklanması, safran taçlarının takılması, hediyelerin takdimi ve en sonunda da kapanış kokteyliyle Safran Festivalimizi bitiriyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. Sizleri aramızda görmek bize güç veriyor. Teşekkür ediyoruz hepinize ayrı ayrı. Afiyet olsun. Aslında ben iyi bilmiyorum ama bu yaprak, etli yaprak dolma ile ilgili olarak Safranbolu'da yaşanmış bir olayı anlatırlar arkadaşlar. Olay şöyle olmuş, yabancı baba oğul atlarıyla Safranbolu'ya gelmişler.
geçmiş bir zamanda. Bir lokantaya girmişler. Yemek istediklerinde etli yaprak dolma tavsiye edilmiş. Dolmayı yemişler, karınlarını doyurmuşlar. Çok mutlu olmuşlar. Atlarını binmişler. Kastamonu cihetine giderken mezarlık arkasına, çıktıklarına, yani ne diyoruz oraya? İşte o tepeye çıktıkları zaman aşağıya yönelecekleri sırada oğlu demiş ki babasına, ya ne kadar güzel de oldu olma değil mi baba demiş. Ya evlat hakikaten çok şahaneydi ama demiş ya suyunu bıraktık. Hadi dönelim yiyelim. Atlarıyla geri dönmüşler mezarın arkasından. Lokantaya gitmişler, suyunu yemişler. Bu böyle bir hikaye. Tabii biz bu toplantılar vesilesiyle hayatımızda yaşamış olduğumuz anılarımızdan bir tanesini veya birkaç tanesini anlatma fırsatını da bulalım. Birbirlerimizin bu anılarını demirmiş olalım. Çok orijinal şeyler bulduk. Geçenki toplantımızda Ahmet Aygül kardeşimin bir mezarlık cenazesi mezarlık sırasında yaşadığı gerçek bir anısını anlattı. Hakikaten örnek alınacak şekilde çok da güzel anlattı. Öyle anıları duyunca insan tabii güzel bir şeyler yaşıyor. Şimdi ben bu olayı başlatmak için kısa bir şey anlatmak istiyorum. Benim ortaokula başladığım sene 51'de Türker İnanoğlu kardeşimiz son sınıfta bir iki dersten bekliyor imiş. Aynı arkadaşlar Aybar Toker, Kızıltan Ulu Kavak, Erdoğan Caymaz'ın ablası, Gülten abi, söylemiyor. Onlar falan hep arkadaş, onlar mezun olmuşlar ama Türker Bey o sıralarda bir tane en güzel bisikletle okulun etrafında dolaşıyor sadece. Kendi kaldığı derslere giriyordu. Cumartesi günleri de bayrak merasimi yapılıyor. Yağışlı havalarda okulun orta kısmındaki salonda yapılıyor. Açık güzel havalarda da dışarıda yapılıyordu bayrak merasimi. Cumartesi öğle vakti. Bir gün hava yağışlıydı herhalde. Salonda toplandık. Mehmet Ali Mansız isimli bir müzik hocamız vardı. Hoca sıraların başına geçti, önüne geçti. Hatırlayacağımız üzere eliyle idare ediyor baş söylenirken. Elinin birini kaldırıyor, ötekini yanını kaldırıyor falan falan. O sırada tam söyleşiye başladım. Sıra olurken de kısa boylular önde, uzun boylular arkada duruyor. İşte Türker İnanoğlu, Çöllü dediğimiz bir arkadaş vardı, maliyeci oldu sonradan. Böyle uzun boylu arkadaşlar sıranın en arkasında duruyor. Akşam olduğu için şimdi sanat okulu olarak kullanılan bina herhalde. Arkadaki uzun boylular binayı ayakta titreştirdiler, salladılar. Birisi anım anım zelzele oluyor diye bağırdı. Pulur hepimiz kaçtık. İstiklal okulurken hepimiz kaçtık. Mehmet Ali Mansız hocamız şaşırdı kaldı. İnan kardeşim hatırlıyordum ben. Sen de oradaydın değil mi? En arkadaydım. Sen de salladın. En önde evet, böyle bir anımızı size aktarmış oldum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Sertel Hocam çok uzun yollardan gelmiş bizimle. Herhalde bir özlem gidermek ister diye düşünüyorum. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Ben emekli öğretmenim.
ama çarşıda büyümüş bu memleketli bir çocuğum. Ben de çok kısa, kendi mesleğimle ilgili unutamadığım bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. 1970 yılında ilk öğretmenliğe başladığım gün, babam da rahmetli öğretmendi, Grenköy'den kireç yükseğinden kireç aldı ve biz Oğuzman'ın dereklerini annem üçümüz Türbeli amcamızın kamyonunda eşyaları yükledik gittik. Vardık, akşam kireçleri söndürdü. Sabah bana dedi ki okulda ne kadar ne varsa dedi, duvarlarda hepsini indir aşağıya dedi. İndirdim. İkimiz 2,5 günde bütün okulu dışını içini Adana yaptık. Ondan sonra yarısı gün okul açılacak. Babam da o zaman Kalealtı Kapı'nda çalışıyor. Gece yarısına kadar bana önce bir bayrak çerçevesinde getirdi. Dedi ki bu bayrağı yarın akşama kadar çocuklara anlatacaksın ve bir tek bayrağı duvara asacaksın. Peki baba dedim. Gece bir kamyona bindi gitti. Yarın tekrar geldiğinde bu sefer de Atatürk resmi çerçeve etmiş. Bu Atatürk resmini Atatürk'le ilgili birçok şey hazırlamış. 24 dosya kadar hiç unutmuyorum. Hazırlamış bana. Bunu ben akşama çocuklara anlattım. Dedi ki Atatürk'ü de oraya asacaksın. Ondan sonra öğretmenliğe başlayacaksın. Hepinize teşekkür ederim. Babamın ruhu şad olsun. Teşekkür ediyoruz. Ruhu şad, bekanı cennet olsun inşallah. Bir şeyler paylaşmak ister misiniz sizler? Bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Demet öğretmenim nerede benim? Sevgili öğretmenim. Evet, sevgili öğretmenim. Size vermek istiyorum. İyi akşamlar değerli konuklarımız. Ben uzun anlarla bu güzel müzide topluluğu çok fazla sıkmadan ufak bir meslekle ilgili anımı nakletmek istiyorum. Bir kitap vardı okuldaki hoş anılarla ilgili. Bugün yazıl var diye. Orada geçmişte, orada anlatılanlarla. O gibi bir anı. Şimdi lise bilim sınıfları tarih yazısı yapıyorum. Sınıfın biri iki dersten yazılı olmuş. Üçüncü defa benden yazılı olacaklar. İşte sordum. Öğrencimin biri yazmış. Birinci soru bilmiyorum. İkinci soru cevap bilmiyorum. Üçüncü soruda da hatırladığım kadarıyla Girit uygarlığında bin demişti. Ona da şöyle cevap vermiş. Lazım mı bana alemin yavrunu bilmemiş. Benim anım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şeyde, bahçesinde. Babam da elektrikçilik yapıyoruz. Bir motosiklet aldı bize. Ben de o motosiklet alma hevesiyle Mutlu'nun, Emin amcanın oradan rahmetlinin evlerine motosikletten taşıyorum şeyleri. Büyüklerimizi taşıyorum. Arkadaki seleye bindiriyorum, taşıyorum. Sıra İmam'ın Mehmet amca derler. Allah rahmet eylesin. Bilirsiniz herhalde İmam'ın Mehmet amca. Sıra onu taşımaya geldi. Şimdi ben bindi zannettim. Motoru bir çalıştırdım. Nurcanların evinin oraya kadar geldim. Mutlu'nun evinin orada.
Orası nereydi? Taşlı Boğaz. Taşlı Boğaz'a kadar geldim. Taşlı Boğaz'dan şimdi rampaya saracağım. Ya motor hafif gidiyor yani. Arkada mesela yok bir şey gidiyor. Arkaya bir baktım ben. İmamım Mehmet Avcı yok. Eyvah dedim. Düşündüm adamı. Oradan bir telaşı, bir telaşı. Nasıl döndüğümü bilemedim oradan. Döndüm hep yolları arayarak gidiyorum. Arkamı tıkıldı. Yolda mı kaldı? Baka baka gidiyorum. Neyse bulamadım. Yollarda yok. En sonunda yürürek geliyor. Rahmet olsun gözlükleri vardı. Motorun ışığından ışıldayıp bir ferahladım, bir sevindim. Ya Mehmet amca ne oldu dedim. Ben bilmedim ki dedi motorada. Onu bildi zannetmişiz. İşte tabii motora binme ailesi de var. İşte böyle bir anılar. Bir de Mehmet amca derken imamım Mehmet amca. Ahmet Söykün'ün amcası var. Bakırcı Mehmet amca. Onlar da Karabük'te İmam Mehmet amcayla çok muhabbet ediyorlar. Akşam işleri bitince şey var onda, motor var. Bakırcı Mehmet amcanın iyi bir motoru var. BMW motoru var. O da babam anlattı bir hatıra. Şimdi bunlar Karabük'ten çıkıyorlar. Çıkınca mezbahın orası, diyoruz ya şimdi, hakiki mezbah orası. Karşısında da akbabalar var. O öyle akbaba yuvası orası. Öyle bir akbaba ki bıngır 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 diyor. Mehmet amcayla İmam Mehmet arkada gelirken akbabanın biri bir pike yapıyor. Şimdi Bakırcı Mehmet amca bacıyı vurduruyor, eğiliyor. Eğilince İmam Mehmet'e bir çarpıyor akbaba. Babam anlattı böyle. Böyle şeyler çok yani. Basit oldu ama. Afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir yemeklerimizi. Leyla abla, Zülcan abla. Artı dün akşam yine Hatice Tavanlıoğlu ve Selma abla. Kayıkçıların soy ismini hatırlayamayacağım ama kayık hep beraber bu yemeklerde biraz katkımız oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Safranbolu yemeklerini inşallah yaşatacağız. Geçen ay konuşulduğu üzere biraz tabii hazırlıklı geldik. Annem sağ. Annemle eskileri biz sık sık konuşuruz. Onunla şöyle anıları tazeledik. Size bir iki ufak anımızı anlatalım. Gerçekten Safranbolu çok harika bir yer. Yani ben çocukluğumda müthiş bir Safranbolu yaşadım. Kış mevsimi çarşıda oturuyoruz. Bizim aile toplantıda sıra demeyelim de etekli bayanlı gidip gelmelerimiz olurdu. Aynacılar Tahir amcalar, Kutunlular Kemal amcalar, Ayeroğlu Kemal amcalar, Nanelerin Emin amca, Akçaoğlu gibi böyle bir küçük grubumuz vardı. Sırayla birbirimize giderdik. Bir karlı kış günü Kemal Ayeroğlu'na gittik. Şeyde oturuyor, mezarlığın en üst evlerden birinde oturuyor. Gittik, toplandık. Aynacılar gelmedi. Tabii telefon yok, haberleşme yok, kar, kış, soğuk. Git, gelme yakın da değil, mesafe uzak. Neyse yenildi, içildi. Kalktık, dönüyoruz. Herkes Safranbolu'nun ayrı bir bölgesinde oturuyor. Dediler ki, ya aynacılar niye gelmedi? Hadi gidelim bakalım. Biraz merak, biraz da işte yayıp çıktıralım. Suçsuzsa, gerçekten sebepsiz gelmedilerse hep beraber işte aynacılar da kaya dibinde oturuyor yani tam ters istikamette. O karda işte saat belki 11, belki daha bir geçti saat. Aileler hep beraber toplandık, aynacılara gittik. Kapıyı vurduk. Misafir gelmiş onlara da, gelememişler. Ama tabii dinlemedik. O yayın pişirildi, cevizli yayın. Tepsiye konuldu. Hep beraber oturduk, yedik. Böyle bir benim için ilginç bir anıydı. Yine ikinci bir mikrofonu elime almışken hazırladıklarımızı anlatayım. İkinci bir anım, babam da kasaplar içinde Karagöz'ün kahvesi. Babamların merkeziydi. Gerçekten çok iyi bir arkadaşlıkları vardı.
çok geniş arkadaş grubu vardı. Çok muhabbetliler. Biraz tabii o devirde içki de var. Bu içki şey devam ederken akşamın geç saatinde yine saat 11-12 gibi kapı vuruluyor. Tak 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 tak. Hemen kalktık hepimiz yatmıştık. Babam acele yayın koy anneme. Ne var işte bütün arkadaşlar iddiaya girdik. Kim evde yayın pişirtilir? Ben pişirtiririm dedim. Çıktı. 8-10 tane erkek misafir odasına toplandılar. Annem tabii kış vakti. Sulukta sıcak su var. Hemen cevizli yayımı koydu. Cevizli yayım işte yer sofrası. Herkes başına oturdu. O saatte çok güzel. Yani şöyle de bir özelliği var orada. Tuz, karabiber konuyor. Karabiberi açarken tabii sarhoşluk olduğu gibi boca yeniliyor. Çok acılı bir, Safranbolular biz çok acı sevmeyiz ama acılı bir cevizli yayım yendiğini ve Allah rahmet eylesin hepsine de. Son zamanlarını görüştüğümüz zamanlara kadar o olayı unutamadıklarını hepsi söylerler. Bir ilginç anımızı da şöyle kısaca anlatayım. Kış dondurması yaparız hepimiz. Dondurma yaparız zaman zaman. İşte evde dondurma yaparken süt tabii mahalleden, ineği olanlardan toplanıyor. Birer ikişer kilo. 5 kilo kadar süt annem toplamış. Şeker var zaten evde. Babam da salep vermiş. Bunu kaynatmışlar. Kaynattıktan sonra tabii onu saatlerce çeviriyoruz. Çevir 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 donmaz. Çevir 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 donmaz. Babam tabii anlamış durumu. Babam hemen kaybolmuş ortadan. Ondan sonra babam salep yerine ayakkabıcı, kunduracıydı babam. Kunduracı çiriş denen bir malzeme şey vermiş salep yerine. Annemle uğraşıra rengi biraz değişik olmuş. Sonunda olduğu gibi o süt dökülmüş. Bu da ilginç bir anı olarak hafızamızda yer alıyor. Teşekkür ediyorum. Çok da iyi bir sınıfı verdiler bana. Şimdi o sınıfa gelecekten acayip stres oluyorum. Hani soru getirecekler ama soru çözemeyeceğim diye. Şimdi çocuklara işte birkaç kere olmuştur Sayın Hocam hatırlar. Çocuklara diyorum ki ya şimdi ben biraz meşgulüm, siz bana soruları getirin. Tabii o zaman WhatsApp falan ne şey, milattan önceki yıllar. Ondan sonra hocama telefon açıyorum. Hocam bana soruyu çözüyor. Bak şimdi hocam şuradan şu şöyle, şuradan şu şöyle telefonda bana soruyu çözüyor. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Ondan sonra ben hocamın çözdüğü soruyu alıyorum. Sanki kendim çözmüş gibi. Sınıfa giriyorum, öğrencilere anlatıyorum. İlk yıl böyle ama çok şey öğrendim. Ellerinizden öpüyorum saygıyla. Vallahi çok şey öğrendim kendisinden. Hatta bir sınıfımız vardı. O da çok iyi bir sınıftı. O sınıfa hocam derse girerdi. Ben de aynı öğrenci gibi baktım, öyle ders çalışmakla falan olmuyor. Hani birisinin anlatmasını takip etmem lazım. Ben de aynı öğrenci gibi girerdim sınıfa, en arka sıraya otururdum. Ders dinlerdim. Gelmediğim zamanlarda hep aynı öğrencinin yanına oturduğum için işte derdi ki çocuk da bana, Bahadır hiç adını da unutmam, hocam defteri vereyim mi, hani eksiklerimizi tamamlarsınız derdi. Ben bayağı eli kolu çocuktan da defter alıyordum, not tutardım. Yani bayağı eli kolu çok çalıştım. İyi bir öğretmen olmak için inşallah olmuşumdur. Sayın hocam size de bir vermek istiyorum. Size saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar olsun. Hatıra tabii ben uzun süre öğretmenlik yaptım. Şimdi çok hatıralar var ama şimdi bir tanesini anlatayım. Demirçelik Lisesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Sınıfın birinde Kamil diye böyle her sene çift ilişkiden bir çocuk var. Bütün öğretmenler illallah diyor. Doğru dürüst ders
anlattırmıyor, dinlettirmiyor. Böyle belalı bir çocuk. Bilhassa hanım öğretmenler çok müşteki. Şimdi bir gün orada o çocuğun olduğu sınıftaydım. Ben tahtada bir şeyler yazarken arkamdan bir el kol hareketi yaptı. Ve pencereden, işin kötü tarafı, pencereden gördüm ben onun yaptığı hareketi. Tabii biraz da gençti o zamanlar. Çok sinirlendim. Gittim birkaç tane tokat falan attım. Sınıftan dışarıya çıkardım. Öyle bir olay oldu. Aradan yıllar geçti. Bir gün çarşıda böyle iki elim marketten ihtiyaçları aldım. İki elim dolu. Merdivenden Yenişehir'e doğru çıkıyorum. Bir ara yoruldum. Şöyle kafamı kaldırdım. Yukarıya doğru baktım. Merdivenin başında birisi dikiliyor. Ve hiç hareket etmiyor. Belli ki beni bekliyor. Bir daha baktım şöyle. Bu yıllar evvel sınıfta dövdüğüm çocuk. İsmi Kamil. Hatırladım. Artık yavaş yavaş çıktım. Tabii beni ufak eder yani. Büyümüş. Güçlü hale gelmiş falan. Dedim şimdi yukarıda bir revanş var. merdivenden artık kaçacak değiliz ya mecburen. Yukarıya doğru devam ettim. Karşısına geçtim. Bana dedi ki beni tanıdın mı dedi. Tanıdım dedim. Sen Kamil değil misin? Evet ben Kamil dedim. Peki bir de güzel dövdüydün beni. Onu da hatırlıyor musun? Evet dedim. Onu da hatırlıyorum. Bu arada elindeki şeyleri de poşetleri de kenara bıraktım. Şöyle kendimi korurum falan diye. birden bir hamle yaptı şöyle. Ben bir el kol hareketi bekliyorum. O elimi öpmek için elime eğildi. Ya dur Kamil ne yapıyorsun falan dedim. Ya dedi sen dedim dövmüştün ama dedi adam olayım diye dövmüştün dedi. Ben dedi onu anlamadım dedi. O zaman çok hınç duymuştum sana. Ama ben askeri okumadım dedi. Askere gittim. Askerde ne dayaklar yedim, ne küfürler dinledim. Onun için dedi seni hiç unutmuyorum dedi. Öyle bir anı var. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, başka anlarını paylaş. İyi akşamlar, afiyet olsun hepinize. Ben Safranbolu değilim. Ama Safranbolu'ya yeni geldim. Ben buraya öğretmen olarak atandım. İlk geldiği gün hayatım boyunca hiç unutmadım. Kırağköy'de kötü bir otel vardı. Gece otelde kaldık. Sabahleyin şeye gidiyoruz, çarşıya iniyoruz. Gümüş'ten o dönerken karşıdaki manzara müthiş. Ben dedim hayal şehrine geldim. Nasıl bir yer burası? Bu kadar büyük bir güzellik olabilir mi? Yani anlatılamaz bir güzellik gördüm orada. Sonra da kısmet oldu kaldım. Kavaklardaki Atışavlo'yu gördüm biraz önce. Çok güzel günlerimiz oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ölmüş olanların hepsine rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık diliyorum. İyi akşamlar. Ben de sağlatayım. Biz buraya geldiğimizde çocuktuk. Böyle karansalların torunuyum ben de. İşte gittiğimiz geldiğimiz yerlerde düğmeye kopya, tabağa çalar falan böyle konuşurlardı. Hani gidiyorsun, geliyorsun diye. Ondan sonra hep onlar değişti.
gidiyorum geliyorum oldu. Ondan sonra okulda işte öğretmenlerle falan böyle şey konuşurdum. Lavalı olmadan konuşurdum. Hepimiz neşeli, şen şakrak çocuklardık. Sonradan işte babam ölünce okulu bırakmak zorunda kaldım. Öylelik benim de böyle maceralarım oldu. Sanki burada babamın öleceğini hissetmişim gibi. Baba burası bize göre değil, hadi gidelim buradan. Kızım annen burayı istedi dedi. Öylelik kaldık ve senelerde ben buradayım. Kardeşlerim dışarıda. Ama onlar da her yaz gelirler, beraber oluruz. İşte böyle. Benim maceram da böyle. Teşekkür ediyoruz. İyi ki gelmişsiniz, iyi ki kalmışsınız. Siz de öyle sayın öğretmenim. Seninki de. Anılardan önce ben şunu söylemek isterim saygıdeğer konuklar. Safranbolu kültürü insanların cana yakınlığı, misafirperverliği ve kültürün tarihin derinliklerine giden uzantısıyla Türkiye'de az bulunur müstesna bir yer. Çarşıya her inişimde her zaman sanki yeni bir yere gidiyormuşçasına çok mutlu olurum. Belki mesleğimden dolayı bilemiyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bir arkadaşım vardı ilkokulda, isim vermeyeyim. Babası hakimdi, Alanya'dan buraya gelmişlerdi. Gelirken annesi demiş ki Tabarma'dan girmişler Safranbolu'ya ve Alanya'dan geliyorlar. Kesinlikle hakimler ben burada durmam demiş. Buradan emekli oldu hakim bey Safranbolu'da ve halen arkadaşım burada. Yani aradan geçmiş 40-50 sene. İşte Safranbolu demin Mahir ablanın da belirttiği gibi böyle bir yer. İnsanları çeken bir yer. Şimdi tabii daha cazip hale geldi. Uluslararası hale geldi. Sayın büyüklerimizin katkısıyla. Yine dönelim okul anlarına. Nurter peşini bırakmayacak bu akşam anlaşılan. Dışarıdan bitirmeleri, ortaokul bitirmeleri din görevlileri girdi. Biz onlara elimizden geldiğince yardım ettik. Çok şükür hepsi mezun oldu. Ama bazı arkadaşların dediklerine göre mesela fen bilgisi öğretmeni çiçek kesiti yapın demiş. İşte yazılıda, sınavda bir vazo çiçek yapmışlar. Veyahut da Rönesans soruldu. Rönesans iyi adamdır cevap olarak. Bunları hatırlıyorum. Bu arada bir el işleri dersine girmiştim. Mukavvadan bir şeyler yaptırıyoruz. Bir defa da dedim yumurtadan biblo yapın dedim. Ama yumurtaları haşlayın dedim. Çarşıdan gelenler kimse haşlamadan koymuş ceplerine. Onlar kırılmış. Hani? Bu arada İsmail diye düşürdüm. İki haftadır boş geliyor. Ben dedim İsmail nerede yumurta? Bütün baklalara baktım öğretmenim. Yok dedi. Herhalde dedim tavuklar greve gitti. Onların bu kadar teşekkür ederim. Değerli Safranbolu dostları, hepinizi sevgili sayın selamlar. Sene 1960, biz ortaokul birinci sınıftayız. Sınıfımızın en genç ve Safranbolu hocamız, Allah uzun ömür versin, Nihat Memik Hoca. Nihat Memik Hoca edebiyat hocası, fakat dersi o kadar bir önemli duruma getirir ki hepimizi susatıyor. Yani çok çetin sorular soruyor. Şiddetli böyle. Ne yapalım? Düşündük, taşındık sınıfça. Hocamız güllere, çiçeklere çok meraklı. Biz de bahçelerimizden gülleri toplayıp
sınıfa daha o girdiğinde masanın üzerine gülleri hep böyle gül bahçesine çevirirdik masanın üzerine. Ondan sonra o geldiğinde hemen gülü alır, koklamaya başlar. Sınıfta büyük bir sükunet, sorular az. Dolayısıyla o şekilde bir anımızı sınıf paylaşmak istedim. Teşekkür ediyoruz. İsmail Hocam. Değerli büyüklerimiz, sevgili arkadaşlarımız, sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Hele bu akşam çok uzaktan gelmiş Mehmet abimi de görmekten dolayı ayrıca bir mutluluk taşıyorum. Hoş gelmişler. Çocukluğumuzda herkesin tabii bir yaramazlık durumu vardır. Şimdi ben öyle deyince Ziya bakıyor, acaba berbat Süleyman diyecek mi diye. Bana böyle bir isim takmışlardı bir ara. İlkokul 5. sınıftaydık. Şeyi bilirsiniz, Şahbalı'yı bilirsiniz. Şahbalı'nın orada şimdi ev yapıldı. Bir tohum temizleme istasyonu vardı hani. Bu buğdayları falan temizliyorlardı orada. Şu anda oraya bir küçük ev yapıldı. Otel yapıldı, evet. Biz orada oyun oynarken işte yaramazlık bu. Gelen geçen arabalara taş atıp tekerinden vurmaya çalışıyorduk. Fakat benimkisi biraz isabetsiz gitti. Bir otomobilin arka camından girip yan camından çıktı taş. Pat pat etti. Ben korkudan hemen fırlayıp oradan kaçtım. Fakat arkadaşların hepsi şeye bakıyorlarmış, arabaya bakıyorlarmış. Taşı kimin attığını çok fark edememişler. Bir tanesi görmüş beni. Arabaya süren sürücü hemen inmiş. Çocukların olduğu yere çıkmış. Kim attı bu taşı? Gösterin bakayım bana falan deyince çocuklardan bir tanesi İşte demiş, onu demiş, bak kaçıyor demiş, onu demiş, kardeşi burada demiş. Benim abim var, Nuri. O da tabii benim aklımdan haberi yok. Safsam orada beklerken bunu kolundan tutmuşlar. Doğru çarşıya karakola götürmüşler. Karakola götürünce işte bu kimin çocuğu falan filan. O esnada da babam rahmetli İstanbul'da ameliyata gitmişti. Yoklar, annem yok, babam yok. Biz dedemlerde kalıyoruz, Kuyumcu İsmail dedem. Onları buluyorlar, karakola çağırıyorlar. Şimdi arabanın sahibi diyor ki çok büyük bir hasarım var benim. 800 lira kadar bir şey tutar. Yıl 1965. Ödeyin benim masrafımı diyor. Dedem diyor ki ya diyor bu çocuk benim değil. Bu benim torun. Anası babası bunu yok İstanbul'da. Ben diyor bunun parası falan verecek durumda değilim. Bu namussuz diyor. Büyüsün diyor. Çalışsın adam olur ödesin diyor. Ben ödeyeceğim diyor. Sonra aradan yıllar geçti. Ben Bolu'ya öğretmen okuluna gittim. Orada eğitime başladık. Bir arkadaşımla bir gün şeye gittik biz. Kız öğretmen okuluna ziyarete gittik. Bolu'da hem erkek öğretmen var hem kız öğretmen var. Bu arabanın camı kırılan da Çerçen köyünden dilaverlerden, fırıncı dilaverler vardı çarşıda. Onlardan bir öğretmenmiş, öğretmen okulunda müdür yardımcısıymış. Benim birlikte gittiğim arkadaşım da onun akrabasıymış meğer. Şimdi ben oraya gidip de o vatandaşla karşılaşınca, ismini öğrenince buz gibi oldum. Ya şimdi biraz ama borcumuz var ya. Neyse bir yakınlık oldu aramızda falan. Dedim Sayın Hocam siz de Maslı beni tanıyorsun bir yerden ama dedim. Hayrola, nereden oğlum falan dedi. İlk bir olay anlattım ben. Vay namussuz sen dedi. Buraya ne mi geldin? Sağ olsun bizi hoşgörüyle karşıladı tabii. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun. Hanedeki çocukların kafalarında en az 5 yarık vardır. Yani 5 yarıktan aşağı pek yoktur. Bizim mahalledeki çocuklardan bir tanesi Ahmet Aksosu. Ahmet Aksosu'nun da kafasında biz çakana oynardık. Çakana koyar beni yani 4 gibi dolar. Teşekkür ediyoruz hocam. İsmail Şengül Beyefendi'ye gitmek istiyorum. Ben niye de teşekkür ederim. Ben de bir okul adımı anlatmak istiyorum. Lise sondayız. Lisemiz de köy içi ve daha sonra kız meslek lisesi olan Ahşap kısmında. Bilirsiniz şimdi ahşap okullarda bir pencere sistemi var. Pencereler böyle iniyor kalkıyor raylı.
havadayken de kelebeği var, şöyle takılıyor havada dursun falan diye. O kelebek bozulmuş, pencereyi kaldırmışlar, oraya da cetvel gibi veya sopa gibi bir şey gitmişler. En arka sırada da Aykut Akgüş arkadaşımız oturuyor. Şimdi matematik dersimizdi ve İhsan Bey'e de öğretmenimiz var. İşte tahtada bir şeyler anlatıyor. Bir kütürdeme falan, gül baktık falan ve aaa diye bir ses geldi. Bütün sınıf döndü, baktık. En arkada bu dışarıya işte sokaktan geçen kızlara laf yetiştiriyor o kadar doğru. O arada da omzuyla cekre dokunuyla pencere düşüyor. Aynı bir güvetin gibi onun gırtlakla en sağrısına iniyor. Böyle iki büklüm kalmış orada. Tabii hoca panikle bir fırladı, yardım etti falan, küsü gibi koskoca pencere. Zar zor kaldırmaya uğraşırken falan. İşte hoca baktı, durumda pek bir şey yok. Ha, ben dedi ders şey anlatırken sen burada dedi dalga geçersin ha, işte böyle olur falan. Arkadaş dışarıdan bağırıyor, kafa dışarıda. Hocam vallahi dışarı bakıyor. Sonra bu arkadaşımız tabii insanın gözünün içine baka baka bu rahatlıkla yalan söylemek hünerini, mesleği bir işledi. Başarılı bir arkadaş var. Afiyet olsun herkese. Ben bir şey anlatmayacaktım ama İsmail Timar Hocam o Taşoğlu oyunu anlatınca dün akşam biz Akçesu yeni yapılan o Akçesu'nun bir gece gelmesi yapmıştık. Dün akşam anlatmıştım ama o onun kaynağının İsmail Timar olduğu ortaya çıktı. Şimdi size anlatacağım. 10 yıl önce bu turizm başladı işte. Rehberler var, yerel rehberler. Biz de onları düzenliyoruz. İşte her otobüse, her tura rehber arkadaşlarımızı veriyoruz. Bir kızımız otobüste anlatarak kıpırdağı çıkarıyor otobüsü. Tam Taşatarlar evinden, o köprünün önünden geçerken, o yüreci dönerken diyor ki burası da Taşatarlar evi. Her neyse Kıdırlık'tan yolcuları indiriyorlar. Öbür ilk o anlatımı duyan şoför, öbür şoförleri yanına çağırıyor. Arkadaşlar diyor, bakın dönüşte biz Osman Şen'in oraya park edecekler. O yüreci hızlı dönüyor diyor. Niye? Orada taş atıyorlar. Demek ki bir sebebi İsmail Timar. Orada hiç bir yıllar sonra. Teşekkür ederim. Safranbolu'da yaşayan amcalarımın anısını anlatacağım size canlı. Birisi bağlarda kavaklarda yaşayan Hamdi Hatip amca. Hatipler Hamdi amca. Hamdi Şengül. Birisi de harmanlarda oturan, Yılmaz Gavuşlu'nun bitişinde oturan Başçavuş amca. Şimdi ben her sabah gece vardiyasında işten çıktığımda köy içindeki şeyde Terzi Mustafa amcanın evinin altında, o zaman köyde Yusuf amca vardı. Orada küçük bir dükkanda bir şeyler yapardı. Esnaflık yapardı. İsmet'in kahvesinin önünde bir çay içip öyle gidiyorum eve. Şimdi ben de vardiyadan indim, çay içeceğim. Oturdum pencerenin dışına. İkisi de Hatip amcayla da Başçavuş içeride bir masada oturuyorlar karşılıklı. Şimdi Başçavuş Hürriyet gazetesi önünde okuyor. Tüh be, vah be, yazık olmuş be, eyvah be. Şimdi Başçavuş böyle diyor. Hatip amca da kafada şapka, şöyle elini dışarı masaya dayamış, onu seyrediyor. Bitti mi lan işin dedi. Bitti dedi. Şimdi beni neyi dinle dedi. Gidiyorsun dedi. Lan sana dedi soru soracağım bak dedi. Hiçbirine el cevap vermeyeceksiniz dedi. Sor bakalım dedi şimdi Başçavuş. Lan dedi buradan eve varınca, zile basınca buyur adam hoş geldin diyen var mı senin bir hanımın var mı? Var dedi. Peki içeri girdik adam hoş geldin kahve içer misin deyince kahveyi sana pişirip önüne fincanla getiren var mı dedi? Var dedi. Peki öyleyse dedi. Bir yere gitmek istediğin zaman dedi. Onun da altında Chevrolet arabası var. İyi bilirsiniz. Bir yere gitmek istediğin zaman dedi.
ana hatırım dedi, şöyle sokup da dedi, çalıştırdığı zaman hardan dedi, bir araban var mı dedi, vah dedi, ulan adı sen de Allah'tan ne istiyorsun, sana ne lan dedi, öyle de öpmüş yalan yapmış, yıkılan yıkılmış, müthiş adam hiç bu adam. Teşekkür ederim benim izlediğiniz için.